Merhaba arkadaşlar. Üniversite sınavına girişte en çok merak edilen konusu olan TYT'den baraj açmak için kaç net yapmalıyız veya 150 puan, 150 barajını geçmek için kaç net yapmalıyız, kaç net almalıyız? Bu soru en çok sorulan ve Google'da en çok aranan konu başlığı olmuştur. Bunun için sizlere bir video hazırladım. 5 farklı yolu var 150 net veya TYT barajını geçmenin. Birinci yolu şöyle tablo hazırladım sizlere. Bu tabloda Türkçe. Türkçeden arkadaşlar 10 net. Sosyalden 6 net yaptığımızda, matematik ve fenden hiç yapmadığımızda, yani 16 net yaptığımızda en basit herkesin yapabileceği sözel konuların olduğu en basit baraj geçme neti 16 netle, yani 10 kadar Türkçeden 6 tane sosyalden yaptığımızda 150 barajını hatta 152,7 ile ortalama bir puanla geçersiniz. Peki daha farklı senaryolar nasıl olur? Türkçeden 5 net, sosyalden 5 net, 5 tane de matematikten varsayalım. Bunda da 15 net ile yine 150 barajını 150,6 ile geçmiş olursunuz. Üçüncü yol, 7 Türkçe net yapacaksınız arkadaşlar. Soru işaretlemiş olmak değil, bunlar nettir. Ayrıca altını çizerek sizlere söyleyeyim. 5 sosyal, matematikten hiç yapmadığınızı ama fenden 4 tane yaptığınızı. Arkadaşlar şu ikisi biraz bu netleri yapan insanlar için zor ama sayısalcılar için geçerli bir net sayısı. Bunda da 16 net yapmış olursunuz. Bu da 153,0, yani 150 barajını 3 puan farklılıkla geçmiş olursunuz. Dördüncü yöntem ise, yol ise 5 tanecik. Bunlar arkadaşlar çok az. Aslında bunlar çalışmayanlar veya özel yetenek sınavına giren insanların için geçerli yol ve yöntemler. 5 net, 10 net, bunlar çok az bir net ama sadece barajı aşmış olmak isteyenler için bu videoda bunları anlatıyorum. Sosyalden 3 tane, matematikten 5 tane, fenden de 2 adet yaptığınızda, yani 15 tane yapar toplam. Bu da 150,8 ile barajı geçmiş olursunuz. Özel okulların bazıları veya yurt dışındaki bazı okullar baraj aşmış olma şartı var. Beşinci yöntem ise arkadaşlar, Türkçeden hiç yapamadığınızı varsayıyoruz. Sosyalden yine yapamadınız ama müthiş bir matematikçisiniz. 10 tane TYT'den matematik yapmış olduğunuzu varsayıyoruz ve 5 tane de fenden yapıyorsunuz. Bu kadar netler yapan insanlar buralar yapabilir ama biz yapamadığınızı varsayarak, yani 15 net olan bir fenden ve matematikten 15 net olan bir arkadaşın 150,1 ile barajı geçeceğini, bu standart sapma puan hesaplamalarına göre ufak değişiklikler olabilir ama ÖSYM'nin yayınladığı, kendi sitesinde de olan netlerle puanların çarpımıyla elde edilebilecek genel puan budur. Ufak tefek, dediğim gibi, standart sapma değişebilir ama bu kadarcık net yaptığınızda üniversite hayalinizi gerçekleştirmenize bir adım, ama büyük bir adım kalmış olur. Özel yetenek ve özel üniversite
hayali kuranlar veya başka amaçla girmiş insanlar için bu yeterlidir. Ortalama 16 net veya 15,5 nettir arkadaşlar ortalama. 15 ile 16 arasında bu sütunlarda gördüğünüz gibi derslerden bu kadar yaptığınızda barajı geçersiniz. Bir sonraki sınavda bu netlerle yapanlara başarılar diliyorum. Hoşça kalın.